tabutlarda woohoo yapabiliyorsun. Arkadaşlar Barış'a geldim şimdi ama bir açıklama yapmak istiyorum. Uber'le geldim Barış'a ve 10 gündür evdeyim. Evden dışarı adımımı atmadım. Yani dışarı çıkmamak bu hastalıkta, yani şu anda dünya durumunda çok önemli. Yani bir tek Londra için demiyorum, nerede olursanız olun. Dedim diye demek değil ki ben burada her gün Barış'a geliyorum, her gün arkadaşlarımla buluşuyorum. Hayır, ben 10 gündür ilk defa dışarı çıktım ve Uber'e bindim. Zaten Uber'e bir binişim var, görmeniz lazım. Hani eldivenlerde, oturduğum yer, neyse çok uzun hikaye ama bunu açıklayayım dedim. Bakın bu sefer kimleyim? FaceTime'da değilim de gerçek hayatta Barış. Merhaba. Ve bakın bu social distance'ımızı koruyoruz bu şekilde. Bu arada Sims oynuyoruz. Barış vampir modu satın almış. Bakın şimdi burası... Aa, vampir çok iyi. Şahaneydi. Ne? Saçmalama, çok iyi. Bu evi sen böyle aldın mı? Direkt, hiç, sıfır iş. Sen de yapmadın. Hiçbir şeyini yapmadım. Bu da alt kat zindanı. Zindan? Şu tabutlarda woohoo yapabiliyorsun. İnanamıyorum. Tamam. Çok iyi. Şimdi bir şeyler göstereceğim, bakın bunu herkes bilmez. Dur şimdi gel, çok acıkmış bu. Şimdi şu kızın kanını içeceğiz. Saçmalama. Ama izin vermeyecek büyük ihtimalle, o yüzden... Compliment neck diye bir tane seçenek var. Bak, plazmasını içiyoruz daha doğrusu. Kan değil de ne? Aha. Aha. Korkman peki. Hırt diye ısırma sesi geliyor. Ah, öldük hadi. Burası çok müstehcen oldu. Çok fena, şokum. Müstehcen demem. Nasıl hissediyor? O da mı vampir oluyor? Hayır, olmuyor. Ama bak, exhausted hissediyor. Yerde çok korkunçtu. Recover ediyor şu an. Gördüğünüz gibi tek yaptığımız şey Sims oynamak. Barış da Sims'ten birazcık kafayı bozmuş bir alemde. Çok müstehcen. Hayır be, her şey kapalı işte. Evet, bakalım Ömercan'dan daha mı yemek yapacak? Yani benden daha yemek yapmayacağını biliyorum. Tamam. O bir soru değil o yüzden şu anda. Ya bir şey diyeceğim, ne diyorsun ya? Beklentiye sokmayacak. Makarna yapacağım onları. Yoğurtlu falan. Barış'ın da bana verdiği o 3 puanın acısını çıkarmak için şimdi onun da mutfağını burada ifşa etmeye geldim. Bak, sen hazırlanarak yemek yaptın, ben gece açlığımı bastırmak için bir şeyler yiyorum. Hayır tamam, yemeğine bir laf etmeyeceğim ama ufak eleştirisi yapacağım sen ben de. Misin? İfşa! Onun sebebi şey, hand sanitizer yoktu, ben de işe yarayacağını düşünüp hand sanitizer yapmak için aldım. Kolonya amaçlı mı aldın, korona için? Onu aloe vera jeliyle ve... İnanamıyorum. Buna bu kadar şaşırmamın sebebi Barış içki içmiyor. Yani onu zaten bir ağzını... Kokteyl falan içer de hani... Ama temizlik, evet, korona için. Vodka kullanıyormuş. Ömercan, özür dilerim ama Ömercan'ınkinden bir tık daha iyi bir dolap. Ömercan'ınkinde bir tek sos vardı sadece. Hayır, hani düşün, bu dolap bile Ömercan'ınkinden iyi. Hani ekmeğin var mı? Var. Muzların var. Sağlıklı besleniyorsun. Mandalinaların var. Meyve yani. Yoğurdu var. Evet. Vay vay Barış! Aferin! Bayılıyorum, kokusu falan, of! Ona şimdi biraz peynir girer ki biraz tek yapsın onu. Müthiş olmuş ya, delireceğim. Titriyorlar, yazık. Hazır Barış yemeğini hazırlıyorken gelene kadar ben de birazcık size önerilerde bulunacağım. Bana bakıyor. Ne izleyebilirsiniz? İlk olarak %100. Survivor'ı izlemeye başlayın. Bence değil, kesinlikle en başından başlayın. Böyle heyecanlı bir şey olamaz. Bir, bu aklında tut. İki, Avrupa Yakası'nı zaten izlemişsinizdir. Yani onu demiyorum artık ama yani sıkıldıkça izlemek için muhteşem. Üç, yeni başladım Jet Society'ye. Avrupa Yakası mı? Hayır, bir Avrupa Yakası değil. Olamaz, hiçbir şey olamaz.
Ama yani bir tık akıyor. Hani biraz alışması zor. Uzun sürüyor. Üçüncü bölümden sonra alıştım güzel. Başka düşün. Dört Barış'ın, Barış'tan aklıma geldi. Ben çok izlemiyorum da Müge Anlı. Müge Anlı deyip geçmeyin. Müge Anlı dedektif. Türkiye'nin gururu. Bayağı hani böyle şey, cinayet vakalarını falan çözüyor. Böyle aileleri takip ediyor. Onlar ya bunlar ya. Yani polisiye filmi. Barış gelince daha iyi anlatır. Müge Anlı'yı ben bayağı seviyorum. Yani izlemeyi de seviyorum. Kendisini de seviyorum. Yani programı da seviyorum. Müge Anlı'yı bir şey olarak da seviyorum. Hani o programı izleyince tam böyle Türkiye'nin yansıması gibi her şeyi görüyorsun. Çok iyi. Cream sosyal okul. Güzel duruyor. Başarılı duruyor. Şimdi hatırlamaya başladım. Benim uydurduğum çok iyi Would You Rather soruları vardır. Çeşme'de biz sürekli bunu oynuyorduk. Hani ben sürekli de böyle hani tanıdığımız insanlardan oluşan Would You Rather soruları oluşturuyordum. Ve of çok iyiydi gerçekten. Onu oynuyorduk. Şimdi o soruları hatırlamaya çalışıyorum. Barış'ı birazcık böyle kitleyeceğim. Biraz onu rahatsız edeceğim. Tamam, bir tane soru aklıma geldi. Geliyor Barış, hazır mısın? Tamam, ya ölene kadar her gece ama hani istisnasız 2 saat sese gideceksin her gece. Hani çocuğun var yani, hani pardon kızım, karıcığım, oğlum, ben sese gidiyorum her gece. Ya da ölene kadar her gün ve her dakika yani sadece klasik müzik dinleyebilirsin. Hani ne poptu ne hip-hop, böyle hiç şeydi. Hani seste zaten hep aynı şarkılar durup duruyor, ben ölürdüm. Katılmıyor musun? Yani bu soru aslında şey, her türlü istediğin müziği dinleyemiyorsun. Hani seste en azından gündüz. Ya o zaman sese giderdim, ne yapayım yani, genel olarak bütün müziklerden vazgeçemem. Ama hiç isteyerek gitmiyorum. Gidiyor musun? Gidiyor musun demez mi, yok? Evet, böyle oturacağım. Oturacağım. Bunun seni çok kötü seyrettim. Hayır. Ölüyorum. Neyse, tamam. Ama gerçekten biraz fake oldu bu. Artık bir daha ne zaman görüşürüz? İnşallah en kısa zamanda. Hadi bay bay. Göreceğiz. Hadi bay bay. Selamlar. Bugün ayın 28'i. Hala evdeyim. 14'ünden beri. Tam iki hafta. Çok üzücü. Neyse. evet, gördüğünüz geçenlerde bir Barış'a gittim. Bir 5 gün oldu, ona da gidelim. Ve ben Barış'a gittikten sonra da lockdown oldu. Hani artık hiç çıkış yok. Zaten ben bir tek Barış'a çıkmıştım. Hani Uber'e bindim, Barış'a gittim. 2 saat durdum, geri geldim. Başka zaten hiç dışarı çıkmıyordum. Ama şimdi hani daha da asla yok. O yüzden çok sıkıldım. Ama evet, bugünü benimle geçireceksiniz. Yeni uyandım. Acilen kahve içmem lazım. Kahve içmeden güne başlayamıyorum. Gözümü açamıyorum. Bir de aynı zamanda kahvemi içerken de kahvaltı hazırlayacağım. Size güzel kahvaltı tarifimi göstereceğim. Bir Melisa spesiyelidir. Bugün sizinle onları yapacağız. Onun dışında da ben hani karantinada ne yapıyorum falan filan size göstereceğim yani. Anne, böyle bir gün geçireceğiz. Öyle. Bozdum mu? Günah çıkıyor. Bir şey oluyor. Evet, birazcık yuva. Ben her şeyi tamamen göz kararı yapıyorum. Bilmiyorum. Ama diyorlar ki hani 4 yemek kaşığı falan olması gerek. Bilmiyorum. Süt koyuyoruz. Sırada tarçın. Şimdi ben tarçına bayılıyorum. Aşırı fazla seviyorum. O yüzden bayağı döküyorum tarçın. Sevmiyorsanız az koyun. Yani bu tamamen kişisel. Tamamen istediğiniz gibi. Her yöne çekebilirsiniz bu tarif. O yüzden çok iyi. İki Dingistan cevizi. Artık devamı çok kolay. Zaten hepsi çok kolay. Neyse. Evde ne meyveniz varsa üstüne tık 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 doğrayın.
Bence muz ve böyle beriler çok güzel oluyor. Ben şimdi muz ve blueberry yapıyorum. Peanut butter koyacağım. Bal falan da koyabilirsiniz üstüne. Tamamen tercih meselesi. Bu kahve makinesi çok garip sesler çıkarıyor. Anneme soracağım şimdi, bozdu mu acaba? Şu şahesere bakar mısınız yani? Uf. İşte böyle de bomba bir kahvaltı. Hava çok güzel, çok üzülüyorum. Londra'da sürekli yağmur yağar. Ama bu karantinadan beri hava bomba gibi. Ben kahvaltı ederken birazcık sohbet edelim istedim. Benim geçen gün Barış'tayken birkaç tane böyle izleyebileceğiniz program önermiştim. Birkaç tane daha ekleme yapmak istiyorum. Şimdi Masum diye bir dizi izlemeye başladım. Netflix'te var. Türk dizisi. Haluk Bilginer oynuyor. Çok güzel. Şu an daha 4. 5. bölümdeyim. Ama acayip sarıyor. Hani böyle polisiye. Ama böyle çok da polisiye değil aslında. Hani birazcık daha böyle mystery. Hani böyle nasıl açıklayayım bilmiyorum. Yani böyle gergin birazcık ama bir cinayetle falan ilgili. Böyle birini saklıyorlar, ediyorlar, bir şey yapıyorlar. Neyse, Haluk Bilginer demişken benim bu dünyada en sevdiğim dizi, yerli yabancı en sevdiğim şahsiyet Haluk Bilginer orada. Muhteşem bir dizi bence. Bayılıyorum. Onu da baştan izleyebilirim. Ama izlemediyseniz mutlaka izleyin. İkisi de bu arada kısa. Bu Masum 8 bölümlük şahsiyette 11-12 falandı. Ve şimdi Elite'i izlemeye başladım. O da Netflix'te. İspanyolca. Ama bir keyifli, yani değişik. Hani biraz Gossip Girl gibi. Ama hani Gossip Girl'ın İspanyolcası. Ama hani cinayet de var işin içinde. Başka. Aklıma gelmiyor. Bu bitkiyi hayatımda hiç sulamadım. Her seferinde unutuyorum ama kendi kendine yaşamaya devam ediyor. Çok mutluyum. Bakar mısınız? Ne tatlı. Urban Outfitters'dan almıştım bu bitkiyi. Çok tatlı. Canım benim, kristallerim. Ne kadar tatlı değil mi? Buradan o. Bu Palo Santo böyle bir odun parçası. Bana bir arkadaşım hediye etmişti. Buradan ona shout out. Kokusu çok güzel. Böyle çok pozitif enerji veriyor. O yüzden odamda hep bunu yapıyorum. Buradan size de yollayayım bu pozitif enerjiyi. Ama evet, şimdi odamdayım. Sims oynayacağım. Yani karantina anında hayalimde olmak, içinde olmak isteyeceğim evi yaptım. Şimdi bakın, şöyle girişten başlayayım. Giriş. Şöyle çevireceğim. İlk salona bakıyoruz. Bakar mısın yani? Böyle bir iç mimari var mı, bana söyleyin. Böyle. Şömineli kısım. Mutfak bile ayrı güzel. Kış bahçesi gibi bir yer. Neyse, esas olay kata iniyoruz. Alt kat. Burası tabii oyuncu olduğu için burada bir setimiz var. Aşağıda film seti. Ve burada da sinema odamız var. Böyle. Ama bu evin en sevdiğim yeri, en üst kata bir tane şey kurdum. DJ seti. Ve burada böyle bir partileme alanı var. Gece kulübü gibi bir yer. Yani şey, rooftop. Burada DJ'ler gelip parti veriyorlar. Ben de DJ'yim aynı zamanda bu arada oyunda. Üst katta da böyle bir bar alanı var. Burayı şimdi yapıyorum. Yani yaptım. Ben şimdi bana doğruyu söyleyeyim. Bu evde karantinada kalsın, sıkılır mıydım? Böyle bir ev. Bolca su da için. Şimdi bu bölümde videonun size değişik app'ler, enteresan internet siteleri falan göstereceğim. Çok eğlenceli bir zaman öldürme şeyi. Bayağı bir keşif yaptım. Çok değişik şeyler buldum. İlki benim yıllardır kullandığım, çok sevdiğim bir app, Night Sky. Şimdi bu tarafa screen recording. İnşallah görüntüyü koyabileceğim. O kadar teknoloji biliyorum. Bakar mısınız? Şöyle. Buralarda neler var? Şunların, şu küçük şeylerin hepsi uydu bu arada. Ve bunlar gerçek. Hani şu an dünyanın, hani şu altımızda ne var? Onu görüyorum.
bakın hangi burçlar neler neler. Şimdi benim burcumu bulalım. Güneşi bulalım. Ah, ay gördün. Kendime baktıkça gülüyorum ben. Bakın şurada ay var. Venüs var. Güneş de burada hemen. Şurada galaksiler. Tepede ne var? Bu büyük ayı. Halime bak. Büyük ayı takım yıldızını buldu. Küçük ayı nerede? Bu evde saatlerce. Bakınıyorum. Şu burç burada, bu burç burada. Şu gezegen şu burcun üstünde. Bu ne demek falan. Gerçekten. Bu bir numaralıydı. Rica ederim. Yani çok değerli bir app. Bence yükleyin. İkinci önerim bir web sitesi. Bilgisayardan, telefondan, her yerden girebilirsiniz. Ben şimdi buradan gireceğim. Arcadia.xyz. Bu çok eğlenceli. Ya aslında çok çok öyle deli bir eğlencesi yok ama çok değişik yani böyle. Sadece bunu izliyorsun. Ama çok değişik yerlere gidiyoruz. Ormandayız şimdi. Çiçeklerin arasındayız. Renkleri çok güzel. Çok hoşuma gitti. Bir de bu internet sitesi ödül almış. Bak şurada yazıyor. 2000. Bu arada rengi falan da değişiyor. Bu orijinal rengi. Bir de trippy rengi var. Trippy rengi en iyisi. Onunla böyle renkler değişiyor falan. Neyse. Bunu da bu arada böyle bir 10 dakika falan izlemişim var. Çok iyi. Neyse. Çok içine düşmeden hemen çıkayım. Yoksa beni durduramayacaksınız. Şimdiki gösterdiğim internet sitesi dünyanın en saçma internet sitesi. Nereden buldum, niye buldum ben de hatırlamıyorum. Ama sadece şey bilgisayardan girilebiliyor. Bir de bu internet sitesi bu aralar o kadar çok kişi girip kullanıyormuş ki herhalde herkes sıkıntıdan kafayı yedi. O yüzden Instagram'larına bir password koyuyorlar ve internet sitesine sadece password ile girebiliyorsun. Ben onu şimdi buldum, password'ı. Çok iyi bir internet sitesi bu. Ben delirdim. Rahatsızım herhalde. Neyse şimdi başlıyoruz. Bir dans partisi veriyoruz. Bu internet sitenin amacı bu. Bir dolu karakter var. Bunlarla bir parti vereceğiz. Ama çok fazla seçeneğimiz var. Böyle ilk önce alanı değiştirelim. Oo, bu çok güzel. Bu çok iyi. Şarkı da çok iyi. Galiba şarkıyı da değiştirebiliyorum. Aa, galaksi. Bugünün teması evet. Galaksi olsun. Galaksi de yapalım partiyi. Müzik. Duyuluyor mu? İnşallah copyright yemem. Çok iyi. İyi, şimdi yeni dansçılar ekliyoruz. Kime eklesek? Patrick Yıldız. Patrick'i. Bu arada bunları istediğin gibi oynatabiliyorsun. Uzaklaştırabiliyorsun. Şimdi ben şu sosisten kurtulmak istiyorum. Sosisi pek sevmedim. Onu burada sileceğim. Sildim. Üzgünüm. Head. Ah. Kafası büyüdü, gördünüz mü? Şimdi yeni dansçılar ekliyorum. Bakalım kimi yapalım? Çok komik. Dayanamayacağım. Bu arada inşallah müziği duyuyorsunuzdur. Müzik muhteşem. Ha, buldum. Bebek Yoda. Nerede? Bebek Yoda nerede? Ha. Çok tatlı bu. Bebek Yoda dans pistimizin en ortasında olacak bir karakter. Çok tatlı. Kafası büyük. Kafası büyük. Manyak bir parti bu şu anda. Çok mutluyum. Pardon ama yani Shrek olmadan bir parti olur mu? Olur mu? Bana siz söyleyin. Olmaz. Dansa bak zaten. Ah dur, hayır, Yoda değil.
Şireki de şöyle alacağım. Yoda ortada kalsın. Bu yandakiler neymiş? Aa, bunlar da background. Ama yok, ben şunları daha çok sevdim. Çok saçmaladım biliyorum. Ama ne yapalım yani? Çok iyi, çok iyi bir app, çok iyi bir şey web sitesi. Bunu mutlaka deneyin lütfen. Bana yarattığınız partilerin screenshotlarını yollayın. Challenge başlatıyorum. Bu internet sitesinde en iyi partiyi yaratan kazanır. Ne kazanır? Benim sevgimi kazanır falan. Patrick niye çıplak? Patrick'in altına kilolunu koymak istiyorum. Ayıp yani. Biraz şöyle bir D vitamini alayım. Dışarı çıkmak istiyorum. Halime çok yazık değil mi? Ama hani Londra gerçekten ilk defa güneşli. Ben hani böyle şey, çok masum bir kedi gibi böyle camdan dışarı bakıyorum güneşe. Bu arada ben playlist de yaptım iki tane. Ya önceden biri vardı da bu karantina moduna çok uygun iki playlist. Bir tanesinin adı Rahatlayınız, diğeri de Türkçe Rahatlayınız. Uyuyakalmak üzereyim, evdeyim falan şarkıları. Bir şans verin, tamam mı? Yapacak zaten çok işiniz de yok. Benim de şarkı zevkime bir şans verin. Ne yaşıyoruz biz ya, inanamıyorum buna. Hani bir tek Londra değil, bir tek Türkiye değil, bir tek Amerika, bir tek Çin değil. Yani bütün dünya hala aklım almıyor benim. Hani bildiğin Black Mirror'ın içindeyiz. Bu arada ha, Black Mirror demişken, Black Mirror'ı tabii ki izliyorsunuz. Yine de dikkatli olun. Acil herkese, bütün hastalara şifalar. Doktorlara çok teşekkürler. Buradan onu da sordum. Şöyle durursam belki böyle biraz yüzüm yanar, hani yaza hazır olurum. Ne diyorsunuz? Çay dolabımızın bu stoklanması. Acayip bir stok. Şu muhteşem ve bisküvi aroması var içinde. Hani süt katınca bisküviyi çaya batırmış efekti yapıyor bu çay. Çok enteresan. Nasıl açıklayacağımı bilemedim. Çok heyecanlıyım. Bu dolap beni çok heyecanlandırıyor. Birazcık leblebi istiyorum. Bir de bu kurutulmuş mangolar çok güzel oluyor. Ben çılgın, ben yine gözlerinin hapsindeyim diye bugün ağzıma bu şarkı takıldı. İşte bu çayım. Evet, akşam yemeğinde de somon var. İçilecek. Benim tercihim bir şardone. Beyaz. Daha çok seviyorum. Hani bir ara çıkabildiğimiz yok. Bari evdeyken ailecek böyle bir şarabımızı keyifle çıkaralım. Hızlı çıkaralım. Akşam yemeğimizi keyifleyelim. Cuma akşamı diye düşündük. Öyle. Yani gecenin de programı bu. Bu gecenin programı. Şimdi yemek sonrası şarapla annemle babamla otururken birazcık üzüm yiyeceğiz ve Masum seyrediyoruz. Ya yeri merkezi. Bugün de böyle bir vlog oldu. Yani birazcık daha değişik bir şeyler buldukça ya da yaptıkça çekmeye çalışacağım evden. Ama yani evet, evden olduğu kadar. Belli ki hakikaten uzun bir süre daha evde olmamız gerekecek. Ben de evden böyle videolar koyacağım. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorum yazın. O gösterdiğim web sitelerini, app'leri denerseniz buna resmini falan atın. Öyle yani. Yapıyorum. Görüşmek üzere bir sonraki karantina vlogunda.